Yaşar Zenon'un kanalından hepinize merhaba. Bugün çok yakışıklı bir tarif yapacağız. Bugün Afyon'un meşhur So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kaynattığımız suyu süzüyoruz. Şöyle parça etler de var. Onları da alabiliriz. Süzdükten sonra et suyumuz da hazır. Bunu çorbanın içine kullanıyoruz. Mayanı yaktıktan sonra. Şimdi ocağımızın altını yaktık. 2,5 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz. Yani sınırının evini için şöyle hafif kavuruyorsa yağmur ısınmış demektir. 2,5 yemek kaşığı. Bunu daha önceden bilemiştim ben bunu. Ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Kavurduktan sonra bu aynı zamanda alttan bağlama şeklidir. Evet, un ve yağ karışımımız bu şekilde. Bakın, koku önemli burada. Bir dakika falan kaldı. Bir dakika sonra hafif kahverengileştiği zaman suyumuz hazır olmuş olacak. Daha sonra haşladığımız etin suyunu bunun içine yavaş yavaş dökeceğiz.
alt kısık olmasına çok dikkat edin. Bir anda yakabilirsiniz. Bu da hem çorbanızın tadını hem de malzemenin çöpe gitmesini sağlayabilir. Ruhumuz hazır. Gördüğünüz gibi süt kahverengisi. Şimdi hazırladığımız sütü yavaş yavaş ekliyoruz. Bir iki dakika böyle karıştıracağız. Daha sonra meyhanesi için yoğurt, limon suyu ve yumurta sarısıyla birlikte meyhanemize buna ekleyeceğiz. Şimdi geldik tandır çorbasının, düğün çorbasının en önemli etkenine, meyhanemiz. Burada bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Daha sonra yumurta sarımız. Bir yarım limonun suyunu sıkacağız. Bu hem birazcık marhoşluk hem de birazcık aroma verecek limon suyu. İyice homojenize kıvam alacak şekilde karıştırıyoruz. Bilerek büyük kase seçtim. Şimdi et suyundan da buna biraz eklerken yavaş yavaş kestirmememiz gerekiyor. İyice karıştırın. Meyhanemize ılıştırıyoruz. Bu kesilmemesi için demin de söylemiştim. Şöyle yedireyim. Kılıptığımız meyhanemi yavaş yavaş döküyoruz. Şimdi etlerimizi koyuyoruz. Biraz meyhanemizde, çorbamızda şöyle biraz özleşsin. Oo, abi şu çorbanın şekli hiçbir yerde yok ya. Tam bir şekil çorba.
Pandır çorbamız hazır. Düğün çorbası. Bol bol etti şöyle. Şöyle koyduk mu? 10 numara 5 yıldız. Evet. Evet, çorbamız hazır. Şimdi tadına bakıyoruz. Gerçekten restoranlardaki gibi olmuş. Mükemmel çorba. Arkadaşlar yoğunluğuna da bakabilirsiniz şöyle. Şöyle. Çok iyi olmuş çorba. Bunun üstüne isterseniz karabiber. Kullanmanıza göre de biraz tereyağıyla pul biberi ya da toz biberi karıştırıp bunun içine ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olabilir. Çorbamız hazır. Afiyet olsun herkese. Tarifimi beğenenler abone olup beğenmeyi unutmasınlar. Teşekkür ediyorum.